Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, bugün size yine bu reyon marka sade tek renk mavi yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Şöyle farklı bir çimeni arkadaşlar. İlk önce şöyle çimenini hazırladım. Bu çimenin üzerine sıralı şu beşer kirpikli yuvaların üzerine fıstık yapacağız. Tekli fıstıklar. Şöyle çimeninden birazcık hazırladım ve fıstıklarıyla çimeninin anlatımına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. Tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bu çimeni yeşil de yapabilirsiniz. Ben tülbenti renginden tercih ettim. Bu şekilde tülbent rengi şart değil. Arkadaşlar yeşile de çok güzel uyuyor. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı dolayıp 2 tane tığ battı atlıyorum. 1 ve 2. Şöyle 3. tığ battımın içine 1, 2, 2 ve 2. Trabzanı yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle bu şekil durmasında hiçbir mahsuru yok. Bu şekil hani size göre gerdirme işlemi olabilir. Fakat bakın bunlar da aynı şekildeydi. Hiçbir gerdirme işlemi olmadan kalıp gibi oluyor. Buna aldanmayın. Burayı 4 çekeyim gerdiriyor falan demeyin. Daha da bol oluyor bakın. Şimdi bu bir zincir benim. Şöyle ipi çekme boyutum. Bir defa tığımı doluyorum. Buraya 10 tane bu şekilde ilmek toplayacağım. Bakın 2, 3. Fazla çekmiyorum. Tığım içinden çıkacak kadar olsa yeter. 4, 5, 6, 7, şöyle 8, 9. 9 tane bu şekilde ilmeği tığıma topladım. Bakın bunu şimdi çekmeyeceğiz arkadaşlar. Muhakkak bu trabzan yaptığım ilmekten de alın. Yoksa yukarı böyle çektiğinizde toplanıyor. Ta bu tepeye kalıyor. Ne kadar bol da yapsanız yine şöyle bu şey yani bu kapatma işlemi ne kadar bol da yapsanız muhakkak bir sıyrılma oluyor. Burayı da yine tabii ki de bol bir şekilde şöyle daratmadan, küçültmeden bu şekilde telimizi çekip sık iğne yapıyoruz. Burayı kapatıyoruz yani. Şimdi şu uzun sık iğneli trabzan için tığımın başını 3 defa doladım. Bakın demin 2 idi, şimdi 3'e çıkardım. Ve yanındaki boş olan tığ battının içine 1, 2, şöyle 2 fazla fazla uzatmadan şöyle bu alttaki topladığım ilmeğin boyunca uzun bir trabzan yaptım. Bakın bunun boyunca bu trabzanı çektim. Fazla uzun veya fazla kısa çekmiyoruz. Yine şöyle 5 tane zincir çekip trabzana kapatıyorum. Burası fıstığımız için yuva olacak. Geriye kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonra bu trabzanı yapmış olduğum tığ battımın da içine girip sık iğne ile bir tane de oraya yapıyorum. Evet, bu kadar arkadaşlar. Kolay bir çimen, farklı bir çimen. Yeşille de dediğim gibi gerçekten çok güzel duruyor. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Şimdi yine 3 zincirimizi çekerek başlayalım. Bakın şöyle 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. 2 tığ battı atlayıp 1, 2. Üçüncünün içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanımız hazır. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 10 tane buraya ilmek toplayacağız. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10
Onuncuyu bu trabzanın olduğu yuvadan şöyle bakın hepsini birden oynatarak çekiyorum. Kapatırken şu kısmı bol kapatmayı unutmayın. Gerdirmeyin yani ne bol ne de dar. Bu şekilde daratmadan kapattık ve tığımızın başını 3 defa doluyorum. Bir yandaki boş olan tığ battıya girdim. 1, 2, 2, 2 ve 2 alarak bakın ilmeğimin boyutunda yine bir trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanımı kapatıp sabitliyorum. Buraya yuva yaptık. Geriye kalan bu trabzan kısmına da 8 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, şöyle 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Sonuncuyu şöyle dibine de bir tane tığ battıya trabzan yaptım. Tığ battıya girerek sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde şöyle şunu biraz çekeyim. Bu kadar arkadaşlar. Bakın iki tane yaptık. Bu şekilde çimenlerimiz işliyor. Evet şimdi fıstıkların yapılışına geçelim. Videonun başında buralara fıstık yapacağız dedik arkadaşlar. Alt böyle toplama fıstık gibi olduğu için üstte fıstık ağır olur diye düşündüm sizler için. Böyle sade minik kirpikler yaparak bu şekilde hazırladım. Bakın. Bunu yapılışında böyle ip topluyoruz sık iğne derken biraz meşakkatli bir ara suyu diğer kolay olan ara suyulara göre burayı da fıstık yapmak tabi sizin tercihiniz siz yapabilirsiniz ama şöyle alternatif olarak orası alt çimeni ağır üstünü de ağırlaştırmak istemedim. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın iki tane göstermek için sizlere böyle hazırladım. Diğer üç tane de beraber yapacağız inşallah. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın sık iğne ile. Şöyle de gösterebiliriz. Bakın şimdi ipimizi tığımıza tutturduk ve sık iğne ile buraya girerek başlıyoruz. Bakın şimdi bunu 4 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin arasından girerek sabitleyip bir kirpik yapıyorum. Yanına tekrar sık iğne. Mavi yuvamız sık iğnelerimiz için yuva. Kirpiklerimiz için de sık iğne yuva oluyor. Bu şekilde kolay çıtı pıtı çiçekler hazırlıyoruz. Evet yine yuvanın içine girdim. Sık iğne yaptım. 4 zincir. Sık iğneyi hemen aralayıp bu şekilde daha güzel duruyor. İsteyen kolaylık olsun diye sadece kirpikleri yuvaya da sabitleyebilir. 1, 2, 3, 4 zincir. O zaman arkadaşlar 5 veya 7 tane zincir çekmeniz gerek. 4 zincir az gelir sade yuvanın içinde. Bu sık iğnelerin üzerinde olduğu için bu kadar 4 zinciri az çekiyoruz yani. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 zincir. 5. ve son kirpiğimizi sık iğnemizi aralayıp hemen kapatıyorum ve sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitirip kirpiğimizi tamamladık. Dibine bir tane zincir çekiyorum oturması için. Hem de şu yapacağım örümcek için. Gayet minik küçük bir örümcek yapıyorum. Büyük örümcek hiç güzel durmuyor. Yani şu ara kısmı dar olduğu için bollaşma oluyor arkadaşlar. Bakın. Buradaki 5 zincirleri mavi yuvaya şöyle gerdirir gibi olsun arkadaşlar. Kirpikleri yaptıkça bakın sağa doğru meyil ediyor görüyorsunuz. Şöyle kendini sağa doğru kaydırdığı için örümceklerinizi gayet minik tutup güzel durur. Evet yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum sık iğnemin arasına kirpik oluşturuyorum. Yuvaya girip sık iğne yapıyorum 4 zincir. Yuvadan sabitledim. Sonra mavi yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir.
Buraya 4 zincirimi kapattım. Yeni bir 4 zincir için sık iğne yapıyorum mavi yuvaya. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 zincir. Mavi yuvaya sık iğne. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kirpiği oluşturdum. Çok kolay ve güzel bir model oldu. Dibine yine bu 5 kirpikten sonra bir zincirimi çekip hafif ipimi uzatıp bir örümcek oluşturuyorum. Ve sıradaki bu 5 zincirli yuvadan örümceğimi sabitliyorum. Yine aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Bu sık iğneli 5 kirpiği. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Yuvaya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Yuvaya gir. 1, 2, 3, 4 zincir. Üçüncü. Sık iğneyi yapıp 4 zincir. Sonuncu 5. sık iğnemizi yaptık ve 4 zincirimizi de kapatıp son sık iğne ile bitiriyoruz. Evet. Şimdi şöyle sökülmesin diye ipimizi parmağımızdan çıkarıp bakalım. Şimdi arkadaşlar sizlere bir taktik göstermek istiyorum. Bakın şu bombililikleri görüyorsunuz. Bazen de böyle örümceğimiz bombili olmayabiliyor. Böyle yan yatabiliyor. Peki bunları diğer örümcekler gibi durdurmak için ne yapıyorum? Bakın en üstteki bu tek tel var ya, bakın şu tek tele girip şöyle size bir taktik göstereyim. Sonuna kadar bakın bu şekilde tığınızla gerdirin. Şimdi açın bakın, mucizeyi göreceksiniz. Aynı bombililikte oldu değil mi? Bunu unutmayın arkadaşlar. Örümceğiniz istediğiniz gibi durmuyorsa şöyle üstteki telinden gösterdim. Bakın o sondaki nasıl ipi çekmek işlemi veya bir şey olmadıysa bakın birleştirdim. Gördüm çiçeklerin ucu birleştirdi. Hafif de tığımı şeyle böyle ittiriyorum. Yukarı doğru esnetiyorum. Sonra bu iki çiçekten tutup bu bombililiği bu şekilde oluşturuyorum. Bu işin püf noktası da bu arkadaşlar. Şöyle ne yapacağım edeceğim diye uğraşmayın. Üst tel. Üst teli çektiğinizde birleşecek. Sonra açıp düzelteceğiniz. Bakın. Modelimiz çok güzel oldu. Ütüsüz bir model arkadaşlar. Ütüleyince daha da güzel duracak. Yapılışı da bir o kadar kolay. Şöyle arka tarafında göstereyim. Ütüye de uygun. Zarif bir model oldu. Şöyle modeli göstereyim. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle açı açısından. Pembişler güzel olur diye düşündüm. İnşallah arkadaşlar böyle. Ekranda da güzel duruyordur. Boğuk durmuyordur. Biraz gül kurusunun rengi ekranda sanki güzel çıkmıyor gibi ama şöyle göstereyim. Tekrar bir de tülbent üstünde göstereyim. Bakalım nasıl duracak arkadaşlar. Bunu sarı da yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu 5 kirpikleri fıstık olarak yapabilirsiniz. Alternatif çok arkadaşlar. Ben sadece bu kısım biraz ağır olduğu için hem sık iğneli trabzan hem bu şekilde ilmek toplama işlemi olduğu için sizlerde sıralı ve hafif modellerden hoşlandığınız için kirpikleri tercih ettim. Emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir de şöyle ütülü halini görün istedim. Hafif şöyle arka tarafından ılıman bir ütü değdirdim. Şöyle örümcek kısımları daha nasıl gözüküyor gözünüze hoş bir görün istedim arkadaşlar. Bak şöyle ütüye de giden bir hoş bir zarif bir model oldu. Instagram üzeri ve TikTok'ta böyle reklam amaçlı paylaşıyorum. Oradan da böyle modellerimi, minik videolarımı beni takip edebilirsiniz. Sallantılı halini göstermedim. Bir de sallantılı haline bakın. İsterim şöyle.
Arkam planı tutayım. Hoşça kalın arkadaşlar.